Annem dedi başkası adına zekat alıyor. Yani zenginin vekili oluyor. Ama onu kendi harcıyor dedi. Oldu mu? Olmadı. Olmadı. Çünkü zenginin vekiliydi. Kime verecekti? Birisine verecekti o. Yani ne demek oldu? Zekat verilmemiş oldu. Ha, zenginin kendisinde kalmış, ha vekilinde kalmış. Verilmedi. Ne yapacak? Ödeyecek onu. Fakire verecek. Peki, efendim, annem bilememiş. O zamanlar bunları yapmış. Harcamış, bitirmiş. Şimdi durumu çok kritik, fakir. Yani bunları ödeyecek gücü yok diyorsa, o zaman yani başka bir zenginin vekili olmaz sebebiyle, kendi evlatlarından fakir birisi varsa, onunla ne kadar aldıysa, üzerinde ne kadar varsa tahminen hesap yapacak. Kişileri hatırlıyorsa, tahmini olarak falan kişinin bu kadar, peşmakin kişinin bu kadar diyerek, altınla kendi evladı bile olsa fakir olma kaydı şartıyla, kadın erkek fark etmez, kız erkek fark etmez, bunlarla devrini yapacak. Böyle arkasına bir de tövbe istiğfar edecek. Çünkü zengin buna itimat etti, güvendi, verdi. Ama bu yerine getirmedi. Ahirette hesabından sorulur. Ha, dünyada insan hani aleni olarak yaptığımız kötülükler, işlediğimiz günahlar hemen karşılığını bulmuyor ya. Allah-u Teala acele etmiyor ya. Acele etmediği için insan orada gaflete dalıyor. Demin şiirlerle menkıbelerde bir şey dikkatimi çekti. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah-u Teala'nın ihsanıyla tabii, cehenneme vekil olan meleklerin reisine, hani diyor, perdeyi kaldır da bir göreyim. Orada müminler gösteriliyor. Onların feryadı. Peygamber Efendimiz de görüyorlar tabii onlar. Tabii Allah-u Teala izin veriyor. Peygamber Efendimiz de şefaatiyle onlar kurtuluyor. Ama bakın orası çok önemli. Hep Allah-u Teala'nın dediği olur. Bu şefaati de aynı şekilde çok özür dilerim de din adamı kılığındaki özür dilerim ama gönlümden gelen o kelimeyi söyleyeyim. Kalın kafalılar. Anlamıyor. Şefaati anlamıyor. Veya anlamak istemiyor. Yahut da adam zındık. Ne demek zındık? Din adamı kılığında din düşmanıdır. O zaman inkar ediyor. Kendine göre bir şeyler buluyor falan. Alın mı diyor? Allah-u Teala'nın gücü her şeyi yeter. Ve salak, ve ahmak, ve kalın kafalı adam. Allah-u Teala'nın gücü elbette her şeyi yeter. Ama yağmuru bulutla yağdırıyor. Meyveleri, sebzeleri toprakla veriyor. Toprak sebeptir. Bulut da sebeptir. Şifayı da doktorla, eczacıyla, ilaçla veriyor. Doktor da sebeptir. Eczacı da sebeptir. İlaç da sebeptir. Bunu Vehhabiler de anlamıyor. Mezhepsizler de anlamıyor. Zaten Vehhabiler, mezhepsizler aynı kafa, kalın kafa. Aynı kafa. Dolayısıyla efendim diyor şefaat yoktur. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o şiirlerle menkıbeleri de anlatırken işte cehenneme vekil olan meleğe geldiği zaman Allah-u Teala dilediği noktaya kadar onlar azabı görüyor. Cenab-ı Hak kurtarmayı murad etti. Kudretini sebepler altında gizliyor. Resulullah Efendimiz'in gönlüne getirdi. O da gitti. Cehennem meleklerine müvekkil olan, başı olan Malik'e gitti, ricada bulundu. O da perdeyi açtı, gönderdi. Üzüldü. Üzülmesini murad etti. Üzülünce Allah-u Teala arz etti. Allah-u Teala da onun hatırı ve hürmetine onları bağışladı. Kim bağışladı? Allah-u Teala. Şefaat bu ya. Şefaat bu. Bana şifayı veren doktor değil, ilaç değil, eczacı değil. Cenab-ı Hak vesile kılmış onu. Hani meşhurdur. Musa Aleyhisselam hastalanıyor. İşte zamandaki doktorlar diyorlar ki şu ilacı kullan iyi gelir. İşte şu otu kaynatacağım, bunun suyunu içeceksin falan yaptı ya. Cebrail Aleyhisselam geliyor. Allah-u Teala emretti diyor, o ilacı kullan. Tabii emir olduğu için kullanıyor. İyi oluyor. Sonra Cebrail Aleyhisselam gelince soruyor. Diyor ki, turisine de Allah-u Teala arz ediyor. Ya Rabbi diyor, hastalığı yaratan, yani o mikroplara o gücü kuvveti veren kim? Benim buyuruyor. Peki onlardaki o gücü imha ettiren, diğer o ota ilaç diye bildirilenlere, onları imha gücünü veren kim? Benim buyuruyor. Ne lüzum var o zaman diyor doktora ilaç. İkisini yaratan sensin.
Allah Teala buyuruyor ki sen benim adetimi değiştirmek mi istiyorsun? Ben ezelde kanunumu böyle koydum. O doktorlara maddi rızık göndereceğim. Ama onlar benim şifa için yarattığım sebepleri araştıracaklar, kullarıma ulaştıracaklar. O ilaçta ben vereceğim yine şifayı. Ama onlara da maddi rızık göndereceğim buyuruyor. O kanalla göndereceğim. Ben ezelde böyle diledim. Kudretini böyle gizledim. Aradan zaman geçiyor. Öğrendi. Aynı hastalığa yakalanıyor. Aynı ilaca başvuruyor. Bu sefer daha beter oluyor. Cebrail Aleyhisselam gelince diyor ki bu hastalık aynı hastalık. İlaç aynı ilaç ama diyor hastalığı arttırdı bu. Cebrail Aleyhisselam buyuruyor ki Allah Teala buyurdu ki önceki hastalıkta önce Allah sonra ot dedi, ilaç dedi. Şimdi önce ot sonra dolayısıyla her şeyde yani rızkı veren de, rızkın sebeplerini yaratan da, şifayı veren de bunlar hepsi Allah-u Teala'dır. Şefaat de. Mesela bazen arkadaşlardan böyle işte ahirette bize şefaat edersin falan. Estağfurullah biz kimiz ki? Ya sen kimsin ben kimim? Allah-u Teala murad ederse, Cenab-ı Hak murad ederse, Mustafa Toköz mizanda hesabı görüldü. İşte paçayı kurtardı. İnşallah. Eline cennet beratı verildi. Tam giderken Allah-u Teala Mustafa Toköz vasıtasıyla bazılarını kurtarmayı murad etti. O anda kurtarmayı murad ettiği isimler takır 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 Mustafa Toköz'ün kalbine geliyor. Ve duraklıyor. Allah-u Teala görüyor ve biliyor. Meleklerine diyor ki sorun bakalım diyor niye durdu o? Melekler diyeceklermiş ki ya cennet beratını aldın. Niye yavaşladın? Gideceğin yer cennet. Bu sıkıntılı yerden bir an önce kurtulmak için hızlı hareket etmen gerekiyor. Ama sen yavaşladın, duruyorsun. Evet diyor yani gideceğim yer cennet. Yani şeyi kurtardık ama aması ne? Diyor ki benim dünyada tanıdıklarım vardı diyor. Melekler diyor ki ya Rabbi duydun kulunu. Böyle diyor. Kimmiş diyor. Allah-u Teala'nın dilediği isimler takır 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 gönlüne geliyor. Mesela 100 kişi, 500 kişi onun vasıtasıyla kurtarmayı murad etsin. O isimlerin hepsi geliyor ona. Hepsi geliyor. Ya Rabbi diyor saydığı isimleri duydun. Peki diyor onları da alsın götürsün. Kim kurtardı? Mustafa Toköz değil ya. Allah-u Teala. Şefaat denilen şey bu. Bunu anlamıyor. Vehhabiler de anlamıyor bunu. Mezhepsizler de anlamıyor. Din adamı kılığındaki zındıklar da anlamıyor. Allah-u Teala hidayet nasip etsin diyecek herhangi bir şey bize söz konusu değil. Dolayısıyla nereden çıktı? Hani annem zekatı alıyor, kullanıyor, vermiyor falan. Daha oradan çıktı, oradan. Peki şöyle olsaydı, mesela o zengin bu kişiye deseydi ki bu benim zekatım. Sana verdim. İstediğin kişiye verebilirsin falan gibi böyle bir gene vekil. Muhayyer bıraksaydı. Gene vekil. Ona vermiyor ama. İstediğin evet. Kişiye verebilirsin gene vekil. Evet. Yani şey değil sen alabilirsin. Bu zekatımı sana verdim deseydi bittiydi o iş. Tamam mı? Yani bu vekil kendisi fakirse de kullanamaz yani. Kullanamaz. Ancak ne olur? Mesela onu vekil tayin etti ya. Zekatta vekil vekili tayin edebilir. Gider mesela kız zengin olsun fakir olsun ona vekalet verir falan. Zekatını vermek üzere seni vekil ettim. O da tutar buna verir. Olur mu? Olur mu? Böyle bir yolu var yani. Evet. Yani bunu başından sorsaydı, yani İslam alimleri birçok yollar, alternatifler bilmişler. O yollardan birisi kullanılırdı.